Kahramanmaraş Tarih, Kültür ve Turizm Platformu tarafından düzenlenen Salı Söyleşilerinde Beyoğlu'nda Bir Beyoğlu Sabır Taşı kitabının yazarı Mustafa Topçuoğlu konuk oldu. İstanbul'daki Maraş elçimiz olan değerli kardeşimiz Mustafa Topçuoğlu beyefendidir. Hani şair şöyle demiş: sabır taşı, sabır taşı, şişti yüreğimin başı. Sen olsan ne yapardın? Söyle bana sabır taşı. İstanbul'da ikamet eden Topçuoğlu ilk kitabının ilk imza gününü ve söyleşisini Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdi. İlk söyleşim kitabımız çıktı. Sabır Taşı Beyoğlu'nda Bir Beyoğlu. İlk söyleşimi Kahramanmaraş'ta, kendi memleketim, doğup büyüdüğüm memleketimde yapmam benim için çok anlamlı, çok gururlu oldu. Burada işte annelerim burada, teyzem burada. Benim için farklı bir anlam taşıyor. Yani babamı yad etmiş oluyorum tekrar burada, hiç unutmadığımız babamızı. İnşallah yeni nesillere, gençlere örnek olan bir kitap olur diye düşünüyorum. Memleketimizde yapmaktan gerçekten tekrardan çok gururlu olduğumu söyleyebilirim. Gelen bütün dostlarımıza, misafirlerimize çok teşekkür ederim. Sabır Taşı kitabı bir emeğin, bir yaşanmışlığın, azmin, sabrının öyküsünü anlatıyor. Ben bunu işte babamda gördüm, babamda yaşadım zaten. Bunu da işte kitaba döktüm, kaleme aldım. Yaşadıklarımızı, Kahramanmaraş'tan çıkıp da işte İstanbul'a gidişimizi, orada yaşadığımız çileli hayatı değil, üzüntüleri, sevinçleri, yani yaşadığımız her şeyi kaleme aldım. Bundan da orada işte yaşatmış olmaktan çok büyük onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ya babamı yaşatıyorum, babamı anlatıyorum. Benim için bundan büyük onur olamaz diye düşünüyorum. Çok gururluyum. Katılımın yoğun olduğu Kıraathane Söyleşisi'nde Topçuoğlu, Sabır Taş kitabından ve hayatından kesitlerle programa katılan katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Mevsimlerden kış ama çok şiddetli bir yağmur, kar, hepsini yaşıyoruz orada. Bize bir göz oda veriyorlar orada. İşte burada kalın diyorlar. İçeride iki tane piknik tüpü var. İşte bir tane divan var, kırık camlar, pencereler, çok soğuk, işte ne yapacağımızı şaşırıyoruz hepimiz, birbirimizin gözüne bakıyoruz, annem, babam, ben. Orada yatıyoruz biz. Sabahleyin kalktığımızda benim işte omuzuma falan karlar gelmiş, karlar yağmış,